Hayırdır? Kim o saatte ya? Kim o? Nihal. Hayrola Nihal? Hiç hayır değil Hüsamettin Bey. Hiç hayır değil. İtalyanlar evi basıp Kemal'i tutukladılar. Niye? Bilmiyorum, hiçbir şey söylemediler. Ne zaman oldu bu? Gece yarısı. Hemen koşup yanınıza geldim zaten. Peki nereye götürdüklerini biliyor musun? İtalyan komutanlığına götürdüler zannediyorum. Mesele büyük anlaşılan. Aklıma eksiz geldiniz. Neticede İtalyan komutanıyla ahbaplığınız olduğunu söylemiştiniz. Belki bir şeyler yapabilirsiniz. İnşallah. Ben bir üstüme bir şeyler giyeyim geliyorum. Bu sandığınızdan da farklı bir durum. Yakaladığınız Kemal bir direnişçiden öte İngiliz düşmanı. İngiliz düşmanı? Evet. Bennett'in düşmanı demek daha doğru olur. Bennett şahsi meselelerden dolayı onu aratıyor. Sanırım bir aşk mevzusu var arada. Komutan Bennett sevdiği bir kadının kendisine değil de Kemal Bey'e ilgi göstermesinden ötürü hususi bir husumet içinde. Ya. Kesinlikle. Tahta Mahalli'deki karakolun sahibi Kemal Bey'dir. Eğer bir direnişçi olsaydı o kahveyi size vermezdi. Tam bir Osmanlı kabadayısıdır. Özü sözü biridir. Haksızlığa asla tahammül edemez. Asla. Biz de haksızlığa tahammül göstermeliyiz. Bakın. Bazı meseleleri kapalı konuşmamakta yarar var. Biliyorum ki siz Bennett'i hiç sevmiyorsunuz. O kendini beğenmiş İngiliz'i kim sever? Kemal'le aynı taraftasınız komutan. Eğer onu Bennett'e teslim edecek olursanız hemen öldürecek. Masum bir Müslümanın öldürülmesi mahalle halkını ayaklandırabilir. İnfiale sebep olabilir. Hatta insanlarla ilişkiniz bozulabilir. Belki Bennett, İtalyan askerlerinin ölümüne sebep olabilir. Ben burada kendi ülkemi temsil ederken o kibirli İngiliz'in emirlerini yerine getirmekten çok sıkıldım. Ne var ki Kemal'in yakalandığı İngilizlere çoktan bildirildi. Ya. Bu havadis çok menfi. Ancak bu durumu yine kendim çözerim. Tezkeresini yazayım. Kemal Bey serbesttir dostum. Serbest. Serbest miyim? Seni yanlışlıkla yakalamışız. Bu tezkereyi karakola götür. Bir daha seninle uğraşmayacaklar dostum. Bize uzatılan eli karşılıksız bırakmayız. Böyle uzatılırsa sırtımızda taşırız. Yalnız bu alakaya nereden mazhar olduk bilmek isteriz. Buyurun. Nezaretten çıkarız, anlarız. İtalya'nın bu alakasına nereden mazhar olduk diyordum. Tekrar iyi günler. Size de. İnanın çok müteşekkiriz. Her şey için tekrar sağ ol komutan. Bu elini hiç unutmayacağım. Kapiş? İyilik biz de karşılık beklemek için değil. Eyvallah. Seni kurtaracağımı söylemiştim. Ya Nihal bak, Allah'ın İtalyanı bile yaptığım iyiliğin karşılığını beklemeden yaptım diyor.
Sen de sağ ol Kaymakam Bey. Al, eşyalarını getirdim. İyilik olsun diye değil. İhtiyacın olur diye. Ben sizi bahçede bekliyorum. Ya Nihal ya. Nihal ne yapıyorsun ya? Kaymakama da rezil olduk ya. Niye rezil oluyormuşuz kaymakama? Böyle yüzünü düşürüyorsun. Ondan sonra da aramızda millet bir şey var zannedecek. Doğru. Bizim aramızda ne var ki? Dava uğruna eş olmaktan başka. Nihal bak şimdi alınganlığın sırası değil. Yani... Ya ben öyle bir şey demek istemedim. Ben sadece... Sadece ne? Bak Nihal ya. Bir göz ağlarken öbürü gülmezmiş. Biz... Bir başın iki gözüyüz. Birimiz ağlarken birimiz gülemeyiz. Sonuçta birlikte ağlayacağız ki... Birlikte gülelim. Bunlarla vakit kaybetmenin zamanı değil. Hadi gidelim memleketi birkaç daha kurtaralım ha. Önce eşyalarını kuşan bakalım. Her şey iyi güzel de... usturayı unutmuşum. Vay arkadaş. Kemal Bey. Arkadaş, mahallenin muhtarı gibi bu herifin bana sürekli denk gelmesine sinir oluyorum. Ulan keçini sevmediyor, burnunun dibine misal. Hı? Hayırdır burada? Hayırdır burada? Aa, şimdi biz Vural Bey, İtalyanlarla da ticaret yapıyoruz biliyor musun? Bu İtalyanlar İngiliz kadar nekes değiller. Öyle mi? Ne satıyorsunuz bunlara? Ne satıyoruz bunlara? Biz ne satıyoruz ki bunlara? Şarap. Şarap satıyoruz biz bunlara Vural Bey. Şarap, şarap. Bunlar bizim bu Silivri'nin şarabına bayılıyor köftorlar. Hala, hala. Biliyor musunuz? Ben de sizin Silivri'deki şu meşhur bağların şaraplarının tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Bence sizin bize yaptığınız ziyaretin iadesini gerçekleştirmenin zamanı geldi de geçiyor bile ha? Eğer müsaitseniz bu akşam eşimle birlikte size gelmek isteriz. Bu akşam bize misafirliğe, aa vallahi şimdi ne diyeyim bilemedim ki ben. Hatırlarsınız, geçen gün sizinle tüccar dostlarımı tanıştırmıştım. Eğer onları da davet edersek belki yemekte işgalcilerle yapacağımız ticareti de mütalaa etmiş oluruz ha. Bizim galiba bu akşam birine verilmiş bir sözümüz vardı diye hatırlıyorum ama öyle değil mi hanım? Ha? Eğer Gündüz Hanımlar da geleceklerse çok memnun oluruz. Herhangi bir işimiz yoktu. Bir sözümüz yoktu, yanlış hatırlıyorsun. Söz vermedik hiçbir yere. Eşim tabii tabii, kesinlikle gelecek. Kesinlikle gelecek. Kesinlikle. Eviniz neredeydi? Evimiz. Ah, evimiz. Ah, affedersiniz. Affedersiniz, cahilliğimi bağışlayın. Köşkünüz diyecektim yani. Yoksa yalınız mı demeliyim? Ah. kuzum, söylemeyecek misiniz yerini? Şimdi Vural Bey... Bizim paşa babadan kalma o kadar çok mülkümüz, mekanımız var ki biz sizi hangi birine davet edeceğimizi birden... Oo Kemal Bey, Vural Bey, bu ne kadar hoş bir tesadüf. Nasılsınız? Teşekkür ederim Kaymakam Bey. Siz nasılsınız? Hala, hala. Ya siz Kemal Bey? Ha, hiç güveysinden hallice. Kemal Bey, Vaniköy'deki şu sizin köşk aklımdan hiç çıkmıyor. Bir akşam mutlaka bir kahvenizi içmeye geleceğim. Aa, Vaniköy'de bir köşkünüz var demek. Hem de ne köşk.
Dillere destan. Mutlaka görmelisiniz. E o zaman neden bizi bu akşam oraya davet etmiyorsunuz dostum? Olsun Vural Bey ya. Yani başımızın üstünde yeriniz var. Manolya Köşkü derseniz herkes bilir. Manolya. Manolya Köşkü. İyi o zaman. Bu akşam görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ya kaymakam sen ne yapsın ya? Ne köşkü, ne yalısı, ya ne manolyası. Konuşmalarınıza kulak misafiri oldum. İrfan Bey'in babadan kalma bir köşkü var, yalnız yaşıyor. Ben İrfan Bey'le konuşur, o köşkü bu gece sizin için ayarlarım. Çok şükür. Ya sen beni niye dürtüyorsun? Davar dürter gibi ikide bir. Ha? Bir birader diyorsun, bir iç güveysi diyorsun, başımın üstünde diyorsun. Bir abuk subuk bir şeyler söylüyorsun. Kızım bak, ben babadan kalma ne biliyorsam onu yapıyorum. Öyle ben kırılıp dökülüp öyle başka şeyler yapamam. Bildiğim neyse onu yapıyorum. Allah Allah ya. Ben yokuşa sürdükçe sen herifleri oraya buraya davet ediyorsun. En kötü ihtimalle salacaktı bir çilingir sofrasına davet edecektim herifleri. Hadi hadi, kaymakamlığa gidelim de bu akşamki daveti bir neticelendirelim ha. Yoksa yakayı ele vereceksin. Hadi yürü. Ulan kaç tane yakan var silkecek bilmiyorum ki arkadaş ya.